Bu dersimizde araç konfor sistemleri modülünün otomatik kapı camları ve kumanda sistemleri konularını işleyeceğiz. Otomatik cam sistemleri, kapı ve tavan camlarının bir düğmeye basılarak elektrikli motor yardımıyla hareket ettirilmesini sağlamaktadır. Otomatik cam sistemlerinin görevi elektrik motorlarını kullanarak kapı camlarını aşağı indirmek ya da yukarı kaldırmaktır. Sürücünün önünde Ana kumanda ve kontrol düğmesi ve ek olarak diğer camlarda kumanda düğmeleri bulunmaktadır. Bazı sistemlerde ana düğme diğer bağımsız düğmelerden ayrı kontrol edilmektedir. Otomatik camlar sadece kontak anahtarı açıldığında çalışacak şekilde dizayn edilmişlerdir. Otomatik camların bu güvenlik özelliği asla bozulmaz. Bazı üreticiler kontak kapandıktan sonra kısa bir zaman da olsa Otomatik camları kullanabilmeyi sağlayan yardımcı güç kullanmaktadırlar. Bu özellik motor durduktan 10 saniye içinde camları kapamayı sağlamaktadır. Otomatik cam sistemlerini oluşturan parçalar şunlardır. İlk parçamız kontak anahtarıdır. Kontak anahtarı aracın diğer elektrik sistemlerini kumanda ettiği gibi otomatik cam sisteminin çalışmasında da devreyi açıp kapatan ana elemandır. Cam motorları Cam motorları otomatik cam sisteminin en önemli parçasıdır. Bu parça camların yukarı aşığı hareket etmesini sağlar. Ana kumanda düğmesi Sürücü kapısının bulunduğu tarafta bulunan ana kumanda düğmesi bütün kapıların otomatik camlarını kumanda etmektedir. Kapı kumanda düğmeleri Kapı yanlarında bulunan kumanda düğmeleri ait olduğu camın yolcular tarafından kumanda edilmesini sağlar. Role ve sigortalar Role ve sigortalar, otomatik cam sisteminden geçen akımın kontrolünü ve devre elemanlarının kısa devrede yüksek akım şiddetinden korunmasını sağlar. Cam mekanizması, mekanik olarak çalışan bu mekanizma ile cam motorlarının üretmiş olduğu dairesel hareket, kapı camlarının yukarı aşağı doğrusal hareketinin sağlanmasında kullanılmaktadır. Buradaki şekilde de otomatik cam sistemi parçaları araç üzerinde görülmektedir. Buradaki görselde de yeni nesil otomobillerde otomatik cam ve merkezi kilit sisteminin elemanları görülmektedir. Bir numarayla görülen parça ECU yani elektronik kontrol modülüdür. 2 numaralı parçamız otomatik ön cam motorudur. 3 numaralı parçamız otomatik arka cam motorudur. 4 numarayla gösterilen parça sigorta kutusu ve röleler. 5 numaralı parçamız otomatik cam kumanda düğmesi. 6 numara dış kapı kolu ve otomatik kapı, 7 numara otomatik kapı, 8 numara kimlik kontrollü vericili anahtar, 9 numara kapı kilit sistemi CAS, 10 numara sürücü kapısı kumanda düğmeleri, 11 numara kapı kilit mekanizmaları ve 12 numarada kapı kilit silindirleri görülmektedir. Arkadaşlar şimdi de otomatik cam sistemini oluşturan parçaları tek tek açıklamaya çalışalım. İlk parçamız cam motorları. Şekilde görülmektedir. Cam motorları, otomatik kapı camlarının kaldırılması ve indirilmesi için gerekli hareketi oluşturan elektrik motorlarıdır. Kumanda düğmeleriyle yönlendirdiğimiz akım yardımıyla motorlar çift taraflı hareket edebilirler. Kumanda düğmelerinin iki farklı konumu ile motorun ileri geri yönde hareketi sağlanmaktadır. Bunu sağlamak için de cam motorlarına giden elektrik akımının kutuplarının yönü değiştirilmektedir. Otomatik kapı camlarını çalıştıran cam motorları şekilde de görüldüğü gibi kapı döşemesinin altında ve kapı gövdesinde bir yere monte edilmiştir. Bulundukları yerden cam kaldırma mekanizmasına kumanda ederler. Böylece mekanizmaya bağlı olan camlar hareket eder. Buradaki görselimizde otomatik cam sisteminin devre şeması görülmektedir. Sistemimiz 1 numaralı aküden akım almaktadır ve 2 numaralı kontak anahtarlarının açılmasıyla beraber devreye akım gitmektedir. 3 numaralı sigortamız devreyi korumak için konulmuştur. 4 numarada göstergemiz ve 5 numarada da kapı kilit kontrol rölemiz görülmektedir. 6 numarada görülen kısım ana kumanda düğmesidir. Bu sürücü tarafında olan düğmedir. E 9 numarayla görülen kumanda düğmesi ise yolcu tarafında olan düğmelerdir. bu kumanda düğmeleri 10 numaralı cam motorunu yolcu tarafında olan ve 11 numaralı sürücü tarafında olan cam motorlarını çalıştırmaktadır. 7 ve 8 numaralarda da ana kumanda düğmesi ve kumanda düğmelerine giden uçlar, soket uçları görülmektedir. Buradaki görselimizde sürücü tarafında bulunan kumanda düğmeleri gösterilmiştir. Otomatik kapı camları kumanda düğmelerinin çalıştırılması ile hareket ettirilir. Cam düğmenin konumuna göre açılır veya kapanır. Kumanda düğmeleri araç marka veya modeline göre değişik yapılarda olabilmektedir. Buradaki görselimizde 5 bağlantılı bir kumanda düğmesi görülmektedir. Buradaki uçlarda 1 numara ışık, 2 numara şasi ucu, 3 numaralı uç post, besleme ucu ve 4 ile 5 numaralı uçlarda Motor için çıkış uçlarını bize göstermektedir. Bütona basıldığında cam motoruna bekleme konumunda kilitleyen akımdan farklı bir potansiyel akım iletilmektedir. Cam motorunun dönüş yönü ve camın hareketi butona basılma şekline bağlıdır. Bu hareket farklılığına motor kutuplarının değiştirilmesi adı verilmektedir. Buradaki görselimizde 6 bağlantılı bir kumanda düğmesi görülmektedir. 6 uçlu kumanda düğmesi de aynen 5 uçlu kumanda düğmesindeki gibi kullanılmaktadır. 6. bağlantı yolcu tarafı cam krikosuna sürücü tarafındaki butondan kumanda etme olanağı vermektedir. 6 bağlantılı kumanda düğmesinin bağlantıları ise 1 numara ışık, 2 numara motor için çıkış, 3 numara post besleme, 4 numara şasi, 5 numara yine 5 motor için çıkış ve 6 numarada post besleme şeklinde görülmektedir. Yolcu tarafındaki cam krikosuna kumanda edebilmek için iki devre arasında bir bağlantının bulunması gerekmektedir. Altı uçlu buton ile yolcu tarafı kumanda düğmesi arasında bağlanmış iki kablo bu bağlantıyı sağlamaktadır. Yolcu tarafındaki motorun dönüş yönü ve camın hareketi butona basılma şekline bağlıdır. Bazı araçlarda tek dokunuşlu elektrikli cam krikoları bulunmaktadır. Tek dokunuşlu elektrikli cam krikosu, butona basmayı sürdürmeden bir camın tamamen açılmasını veya kapanmasını sağlar. Cam tek dokunuşlu modda hareket etmeyi sürdürürken sürücü butona dokunursa cam hareketsiz kalır. Tek dokunuşlu cam krikosunda sıkışma önleyici adı verilen bir çocuk emniyeti vardır. Bir engel algılandığında sıkışma önleyici camı otomatik olarak durdurur ve Hafifçe indirir. Kumanda modülü bir engelin varlığını motorun kutupları arasındaki akım şiddetinin artışını ölçümleyerek saptamaktadır. Son model araçlarda otomatik kapanma fonksiyonu açılır mekanizmaların kilitlenmesi sırasında açık kalan camları kapama olanağı da sağlamaktadır. Çocukların emniyeti için sürücü elektrikli arka cam krikolarının kumandalarını devreden çıkarabilir. Sürücü elektrikli arka cam krikoları butonlarının çalışmasını engelleyen bir devre dışı bırakma butonuna basar. Bununla birlikte elektrikli arka cam krikolarına sürücünün butonundan kumanda edilebilir. Otomatik cam sisteminin çalışması araca elektrik kumandalı ön camlar standart olarak, elektrik kumandalı arka camlar ise isteğe bağlı olarak monte edilmektedir. Kontak açık yani mar konumundayken eğer Sürücü tarafındaki elektrik kumandalı 58 numaralı ön cam kumanda düğmeleri çalıştırılırsa 56 numaralı cam motoruna kumanda edilmektedir. Ve bu sayede cam açılır veya kapatılır. Ön yolcu tarafındaki cama ise iki kumanda düğmesi ile kumanda edilmektedir. Bunlardan biri 58 numaralı sürücü kapısı üzerinde diğeri ise 69 numarayla gösterilen Yolcu tarafındaki düğmedir. Bu düğmelerin her ikisi de 67 numaralı cam motoruna kumanda etmektedir. Tüm devrenin 12 voltluk elektrik beslemesi 53 numarayla gösterilen sigorta ve röle ünitesi içinde yer almaktadır. 2 numaralı özel bir sigorta vasıtası ile bu devre korunmaktadır. 79 numarayla gösterilen röle ise sürücü koltuğunun altında yer alan braket üzerindedir. Arka camlara da kontak anahtarı açık iken kumanda edilebilir. Arka kapılarda da bu kapı camına kumanda eden butonlar vardır. 86 numarayla gösterilen sol arka kapı camı motoru için 89 numaralı buton ve 95 numarayla gösterilen sağ arka kapı camı için 97 numaralı buton mevcuttur. Orta konsol üzerinde ön taraftan her iki arka kapı camına kumanda edilebilmesini sağlayan 77 numarayla gösterilen kumanda paneli mevcuttur. Ayrıca 93 numaralı butonu arka camlara kumanda edebilmesini önlemek için yani örneğin araçta çocuk var ise bu gibi durumlarda bu kullanılır. buradaki 93 numaralı buton kullanılmaktadır. Tüm devrelerin 12 voltluk elektrik beslemesi ise 53 numarayla gösterilen sigorta ve röle ünitesi içinde yer alan özel bir sigorta vasıtası ile korunmaktadır. 80 numarayla gösterilen röle ise sürücü koltuğunun altında yer alan braket üzerindedir. Otomatik cam sistemi arızaları ve kontrolleri. Bozuk bir cam kaldırma mekanizmasının belirtileri şunlardır. Pencere kapının içine düşer. Bir pencere yukarı veya aşağı hareket ederken anormal gürültü çıkarıyor olabilir. Pencere yavaş yükselir, sıkışır veya tamamen kapanmaz. Pencere çarpık bir şekilde yukarı veya aşağı kayar. Cam düğmesine basıldığında cam motoru çalışır ancak cam hareket etmez. Otomatik cam sistemi hiç çalışmıyorsa sigorta atmış olabilir. Kapı kilit kontrol rolesi arızalı olabilir. Şasi veya güç kablosunda kopukluk olabilir. Tek dokunuş ile otomatik cam çalışmıyor ise otomatik cam ana kumanda düğmesi yani sürücü tarafında bulunan düğme arızalıdır. Sadece tek bir kapının otomatik camı çalışmıyor ise otomatik cam kumanda düğmesi arızalı olabilir, otomatik cam motoru arızalı olabilir ya da şasi veya güç kablosu arızalı olabilir. Cam motoru çalışıyor ancak cam sıkışıyor veya hareket etmiyorsa böyle bir durumda pencere anahtarının kabloları sağlamsa ve pencere motoru da çalışıyorsa sorun pencere regülatöründedir. Bu durumda Kapı kapağını çıkarmamız ve cam motoru dişlisinin hasar görüp görmediğine ve camın reglatöre bağlı olup olmadığını kontrol etmemiz gerekmektedir. Eğer elektrikli cam aşağı iner fakat yukarı kalkmaz ise ve anahtar yukarı konumdayken de motor çalışmıyorsa ee, arıza nerededir? Şimdi bu durumda yukarı konumdayken anahtar cam motorunun çalıştığını da eğer biliyorsak sürücü kapısındaki bulunan düğmede Problem var demektir. Düğmeyi yukarı konumunda kıpırdatmayı deneyebiliriz. Eğer cam motoru çalıştırırsa anahtarda tutukluk olduğunu anlarız. Değilse elektrik şemasını takip ederek elektrik cam devresini kontrol etmemiz gerekmektedir. Pencere inip kalkıyor ama yavaş hareket ediyorsa cam fitillerini ve cam kaldırma mekanizmasını kontrol etmemiz gerekmektedir. Bazen cam fitilleri yıpranır veya yerinden çıkar. Genellikle cam fitillerini özel bir silikon yağlayıcı ile yağlanmasında fayda vardır. Ayrıca cam kaldırma mekanizması sürgü kanalının da greslenmesi gerekebilir. Yağlama yardımcı olmazsa cam kaldırma mekanizmasının değiştirmesi gerekmektedir. Pencere yukarı kalkar ve sonra kendi kendine geri çekilirse arıza nerededir? Birçok arabada elektrikli cam Pencere fitilleri arasına yabancı bir nesnenin sıkışmasından yukarı çıkmakta zorlanabilir. Bu durumda fitilleri ve sürgü kanalını kontrol etmek gerekmektedir. Bazen cam motoru veya cam mekanizması değiştirildikten veya elektrik güç bağlantısı kesildikten sonra çalışma işlevini yerine getirmez. Bu yüzden cam ayarlarının araca yeniden öğretilmesi gerekmektedir. Yeniden öğretme prosedürü otomobillerde markalara göre farklılık göstermektedir. Cam düğmesine basıldığında hiçbir şey olmuyor, cam motoru hiç çalışmıyorsa kontrol edilmesi gereken ilk şey sigortalardır. Bununla ilgili araç kullanım kılavuzunu kontrol etmek gerekir. İlgili sigortayı bulup eğer patlak ise yenisiyle değiştirebiliriz. Sigortalar iyi durumda ise bir sonraki adım Cam motorundaki voltajı kontrol etmektir ve cam motorunun kendisi test edilir. Cam motorları nadir de olsa arızalanabilir. Elektrikli camı açıp kapatırken ses geliyorsa ya da yolda tıkırtı sesi geliyorsa bunun nedeni nedir? Elektrikli camdan böyle bir ses gelmesinin sebebi elektrikli motor tarafından indirilip kaldırılan cam krikosuna bağlı olan camın tam olarak rayında çalışmıyor ya da bir yere takılıyor olmasıdır. Camda ses oluşmasına neden olan sebepler cam sonuna kadar açıkken kapıyı sertçe kapatmak ve çok bozuk yollarda cam sonuna kadar açıkken seyahat etmektir. Bu titreşimli ve darbeli durumlar camın krikoya bağlanmasını sağlayan ve genelde beyaz renkli olan plastik parçaların kırılmasına yol açmaktadır. Bu plastik parça cam reglatörü kısmında bulunmaktadır. Bu parçaların tırnakları kırıldığında Cam ve cam krikosu bağlantısı boşluk yapmaktadır. Yolda giderken cam titreşim olduğunda, titreşimle sallandığından özellikle de bozuk yollarda kapıdan tıkır tıkır ses gelmektedir. Camı açıp kapatırken de bu ses yapar. Bu beyaz plastik parçalar kontrol edilir ve kırık ise yenisiyle değiştirilir. Cam motorunun kontrolü. Eğer arabada sağ ön kapıdaki cam motoru çalışmıyor ise İlk olarak cam düğmesine yukarı veya aşağı basalım. Eğer hiçbir tepki vermez ama kontrol ettiğimizde araçta diğer tüm camlar çalışıyor ise kapı giydirmesi sökülerek cam motoru konnektörü bulunur ve şekildeki gibi akü voltajı kontrol edilir. Cam motor konnektöründe 12 volt gerilim olması gereklidir. Voltmetre şekildeki gibi konnektöre bağlandıktan sonra cam düğmesine aşağı yönde basarak voltmetrede resimdeki gibi değerler okunmalıdır. Şimdi de cam düğmesine yukarı yönlü basılarak voltmetrede şekildeki gibi eksi 12 volt değerini okumamız gerekmektedir. Bunu okursak bu normaldir ve cam düğmesinin aşağı konumundan yukarı konumuna getirildiğinde kutupların değişmesinden kaynaklıdır. Son olarak da cam motoru direkt olarak aküye bağlanır ve cam motoru çalışıyor mu, çalışmıyor mu test edilir. Eğer çalışmıyorsa cam motorunu veya tamamen mekanizmayı değiştirmek gerekmektedir. Evet arkadaşlar, şimdi de konumuzla ilgili birkaç tane test sorusu cevaplayalım. Aşağıdakilerden hangisi otomatik kapı camları kumanda sistemi parçalarından birisi değildir? A elektrik motorları, B kumanda düğmeleri, C ısıtıcı rezistans, D sigorta. Evet burada ısıtıcı rezistans bunun bir parçası değildir. Bütün kapı camlarının otomatik kumanda edilmesini sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A kapı, e, kapı kumanda düğmesi, B roleler, C cam motorları, D ana kumanda düğmesi. Evet bu sürücü tarafında bulunan ana kumanda düğmesidir cevap. D şıkkıdır. Yandaki resimde görülen parça aşağıdakilerden hangisidir? Bu parça arkadaşlar elektrikli cam motorudur. Cevabımız C'dir. Sağ ön camın sürücü tarafından kumanda edilip yolcu tarafından kumanda edilememesi hangi parçanın arızalı olduğunu gösterir? A arka kablo sağ ön kapı arasındaki bağlantı, B elektrik kumandalı sağ ön camın yolcu tarafındaki kumanda panelinin, D elektrik kumandalı sağ ön camın motorunun, D elektrik kumandalı ön camların rölesinin. Evet burada arkadaşlar arıza elektrik kumandalı sağ ön camın yolcu tarafındaki kumanda panelinden kaynaklanmaktadır. Cevap B. Cam motorları kaç volt elektrikle çalışır? Cam motorları arkadaşlar 12 volt elektrikle çalışmaktadır. Araç konfor sistemleri dersine ait olan otomatik kapı camları ve kumanda sistemleri konumuzu burada bitirmiş bulunmaktayız. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.